Dostlar merhabalar, seans başı videomuzu e, başlatıyorum. E, şu an e, sizden gelenler ve e, daha e, önce de söylemiş olduğum üzere halk arzların alım satımlarına bakacağım arkadaşlar. Turex arkadaşlar 4 milyon 816 bin e, lot ile şu an e, tavan serisine çok şükür ki devam ediyor. İnşallah bu hafta bozmaz ama benim biraz işin doğrusu e, korkutuyor arkadaşlar baktığımız zaman işlem dağılımına baktığımız zaman piramidin 61 bin gibi bir rakama aldığını görüyoruz. Satanlar kısmında ise ziraatın 11.000 küsür, vakıfın 9.000 küsür, yapı kredinin 6.000, bin, iş yatın 6 garantinin 5.000, bin, ak yatırımın 4.000, halkın 3, gediğin 2.000 küsür, oyan oyağın 2 denizin 1700 ee, Osmanlı'nın 1400, İnfon'un 927 ve onun altında da alımları burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, alanlar kısmında, satanlar kısmında, toplamda da e, hareketliliği görüyorsunuz. Ee, satanlar bunlar arkadaşlar, alanlar ise piramit 61.177 e, lot bugün itibariyle almış. Akşam Akşamda e, bakacağız tekrardan ne kadarlık bir alım satım oldu. Onlar da ayrıyetten değerlendireceğiz arkadaşlar. Evet diğer e, halka arz hisselerimizden olan Matrix'e bakıyoruz. Matrix şu an itibariyle 3 milyon 264 bin 390 küsür kadar e, lot ile şu an tavan kitlemiş durumda. E, vatandaşlardan e, ufak çaplı satışları görüyoruz arkadaşlar. Analiz kısmına baktığımız zaman da günlük bazda e, 41.460 bin adet e, şu an mexanın e, aldığını görüyoruz. Satanlar kısmında ise ziraatın 6900, vakıfın 6700, yapı kredinin 5000, iş yatın 4000, garantinin 4000, halk bankın Bank 3000, ak yatırımın 2000 küsür, denizin de 1000 küsür ve onun altında da 1000 ve 1000'in altında da rakamları burada görebiliyoruz arkadaşlar. Toplamda da ne kadarlık bir lotun el değiştirdiğini de burada görebiliyoruz. Ama günlük bazda da Meksa'nın 41.460 lot aldığını görüyoruz burada arkadaşlar. Bakalım gün içinde neler olacak. Yakını takip edeceğim arkadaşlarım. Granit. Granit şu an itibariyle 16 milyon ile tavan kitlemiş durumda. Herhangi bir olumsuzluk durmuyor. diğerlerine göre de fiyat olarak baktığın zaman ucuz. bakalım günlük bazda neler yapmış. E, Yipaş. Dün de Yipaş'ta vardı. Bu şekilde. 38.391 adet e, bugün mal almış. E, satanlar kısmına baktığımız zaman da 7.000 garantinin, ziraatin 7.000, vakıfın 5.000 e, yapı kredinin 4.000 iş yatın 2.000, halkın 2.000, ak yatırımın 2.000 denizin 1.000, Osman'ın 1.000 ve e, o yağında 800 ve 800'ün altında hisse işte kağıtların satıldığını görüyoruz. Şimdi arkadaşlarımdan şu yorumlar geliyor. İşte bu alan satanlar Neye göre alım-satım yapıyor? İşte biz neye göre alım-satım yapamıyoruz diye soran arkadaşlar var. Arkadaşlar bunlar da genelde robot oluyor. Yani şöyle anlatayım sizlere. Örnek verecek olursak bugün e, vatandaş şunu yapıyor. E, akşam seansında seans kapanacağı zaman yani saniyelik bir olay. E, yani siz işte e, seans kapandı mı, kapanmadı mı diye düşünürken adam o saniyeyle e, birlikte Milyonlarca lotu girebiliyor arkadaşlar. Satan vatandaşlar da haliyle onlara satıyor. Hadi şayet tavan serisini bozarsa sizler de tavandan alabilirsiniz. Ama ben bu kısmı kesinlikle ama kesinlikle önermiyorum arkadaşlar. Ee, görüldüğü üzere e, granitte tavan kitlemiş durumda. Natural gaz değişik hareketler yapıyor. Bir e, artı dörtlere gidiyor. Sonra bir eksi yakıyor vesaire. E, şu an için neler yapıyor? Ona da bir bakmak istiyorum. Günlük bazda alanlar satanlar, günlük bazda inanılmaz derecede alım satım var arkadaşlar. Garantinin baktığın zaman 2 milyonun üzerinde bir alımı olmuş. Ziraatın 1 milyonun üzerinde, iş yatın aynı şekilde 1 milyonun üzerinde, vakıfın 1 milyonun üzerinde bir alım var. Satanlar kısmına baktığımız zaman da e, denizin 2 milyonun üzerinde satım var. A1 kapitalin 1700, infonun e, 1400, e, globalin e, 1100 küsür milyon lot e, sattığını burada görebiliyoruz. 10 günlük bazda baktığımız zaman satanlarda denizin kapitalı globalin ve oyan ön sırada olduğunu görüyoruz. Alanlar kısmına da baktığımız zaman garantinin, ziraatin, işyatın e, ön planda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar malumunuz e, natural gaz e, sokarla bir aralarında bir anlaşma muhabbetleri falan vardı. Ayrıyetten de Global Yatırım Ortaklığı'nın iştraki olan Natural Gaz biliyorsunuz. Global Yatırım Ortaklığı yüzde 95'ine sahip bu Natural Gaz'ın. Ondan dolayı işte kasasına ne kadarlık bir para girdi, ne kadar girmedi, onu ince ayrıntısına kadar bakmak lazım. Dün bir arkadaşımız Jansa'yı soruyordu. Onun için bakacağım bu Jansay'a da Jansa'da malumunuz yüzde 695'lik bir bedelsiz sermaye artırımı vardı. Ee, şu an itibariyle artılar da umarım artılar olarak devam eder ve yatırımcısını mutlu eder. Ee, çok pahalı bir hisse senedi şu an. E ee, bölündükten sonra daha hisse kağıdı ee, uygun seviyelere gelecek. Oralardan değerlendirilebilir diye kendim düşünüyorum arkadaşlar. E ee, Raygeo'da bir haber geldi. Onun birazdan haberini çekeceğim. Ama günlük bazda neler olmuş onlara bakmak istiyorum. Rayge'ye bir anlaşım oldu. Bir ihale anlaşması oldu. Alım satımlara bakmak istiyorum arkadaşlar. Günlük bazda baktığımız zaman Osmanlı'nın topladığını, satanlarda da Meril'in sattığını görüyoruz. 10 günlük bazda baktığımız zaman satanlar kısmında Ak, Meril ve Yapı Kredi'nin sattığını alanlar kısmında ise Garantinin, Deniz'in ve Osmanlı'nın aldığını görüyoruz. Garantinin bayağı ciddi bir alımı var arkadaşlar. Birazdan bunu da videosunu çekeceğim. E, nasıl bir ihale süreci geçmiş vesaire. Çok tatlı bir e, 13 milyondu yanlış hatırlamıyorsam ama tabii yanlış bilgi vermek istemem. Onları da öğrendikten sonra e, detaylı bir videosunu çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar e, seans başı videomuzu çektik. Seans sonu videomuzu da aynı şekilde çekeceğiz. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Halka arzlarda veya da e, yeni hisse kağıtlarımızda herhangi bir problem gözükmüyor. Olası bir durum olursa hemen videosunu çekeceğiz. Sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Kanalı yakını takip edip bu zil sesini açarsanız sizin yararınız olacaktır. Olası bir durum olursa en azından sizi uyarması açısından. Evet bu tarz bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve izlemiş olduğunuz videolara lütfen ama lütfen kanalı destek için beğenmeyi unutmayınız. Beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet